Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün gündem maddeleri nasıl şekillenmiş. Hemen foto maç ana sayfayla gelin başlayalım. Manşette elbette bu akşam oynanacak Süper Kupa mücadelesine dair detayları görüyoruz. Süper Şölen manşetini atmış foto maç gazetesi. Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa maçında karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat stadında mücadele saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam Süper Kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Zira Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Beşiktaş arasındaki mücadele nefes kesecek. On binlerce taraftar statta, milyonlarca futbol severse ATV ekranında büyük bir heyecana sahne olacak. Aspor'dan özel yayınlar olacak değerli izleyenler. Saat 12'de başlayacak Süper Kupa özel yayını gün boyunca devam edecek. Stattan, stüdyodan ve İstanbul'un birçok yerinden canlı bağlantılar yapılacak. Maç öncesi ve sonrası özel röportajlar ve kupa töreni de yine Aspor'da olacak. Onun dışında sayfada Mustafa Çulcu'nun fotoma çekibine katıldığına dair bir haber. Begors fırtınası yolda Yuveli Yıldız'ı Aslan Pençesi, Emirhan Topçu Beşiktaş'ta McTominay'i çağırdı Mourinho şeklinde dikkat çeken başlıklar var. Hepsine bakmaya çalışacağız diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız. Yine ATV ve Aspor'da futbol şöleni başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Florya, Ümraniye ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan canlı bağlantılarla tüm detaylar gün boyu Aspor'dan canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Aspor yorumcuları hem stüdyodan hem de stat'tan özel yayınlarla karşılaşmaya dair görüşlerini futbol severlerle paylaşacak diyor haber. Aynı sayfada 10 maddede Florya ve Ümraniye başlıklarıyla Mehmet Özcan ve Ogün Şahinoğlu tarafından hazırlanan Galatasaray ve Beşiktaş'ın son durumlarına dair detayları görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda Parmağıyla oynanan hazırlık maçında Beşiktaş derbisinin provasının yapıldığı söylenmiş. Kaan Ayhan ve Belkan Kutlu hafta boyunca takımla çalıştı. Zaha ve Ziyeş'in ilk 11'de düşünüldüğünden bahsediliyor. Batşuay'ın ikinci yarıda şans bulacağı. Keza Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun da hamle oyuncusu olacaklarından bahsedilmiş. Galatasaray bölümünde Beşiktaş bölümüne baktığımız zaman Van Bronckhorst Türkiye kariyerine kupayla başlamak istiyor denmiş. Yine kamp programından bahsediliyor. 6 hazırlık maçının 3'ünü kazandı. ikisinde berabere kaldı. Bir kez de mağlup oldu. Rafa Silva immobile ile olumlu görüntü verdi. Paulista ile Colin'in performanslarının tam anlamıyla uyum içerisinde olmadığına dair dikkat çeken bir madde var. Hollandalı hocanın planlarında bir bek hücuma dair olurken diğeri savunmayı düşünecek denmiş. Yine Beşiktaş'a dair de bu şekilde konu başlıklarını sıralayabiliriz. Sayfanın genelinde olimpiyata dair haberler var değerli izleyenler. Hemen onlara da şöyle bir bakalım. Buse finale uçtu başlığını görüyoruz. B serisinde 1.92'lik derecesiyle 4. sırayı elde eden milli atletimiz Buse Çalışkan bu branşta finale çıkan ikinci Türk olmanın gururunu yaşadı. Yarın da 20.55'te madalya için yarışacak. Boksta bu arada bir çeyrekte Esra'dan başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Esra Yıldız Kahraman çeyrek final biletini almayı başardı. Sayfanın alt kısmında da Kayra 3. kez 5. başlığını görüyoruz. Judo'da artı 78 kiloda Kayra Özdemir bronz maçında Güney Koreli rakibine yenildi ve madalyayı kaçırıp üst üste 3. olimpiyatını da 5. sırada bitirdi. Ve sayfanın en altında Kılpayı Veda Ettik başlığına bakalım. Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkırdan oluşan okçuluk ekibimiz Japonya'ya beraberlik atışları sonucunda 5-4 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti denmiş. Takvim 17 ile devam ediyoruz. Yine helal olsun Sana Buse başlığını görüyoruz burada da. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında milli atlet Buse Savaşkan Kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92'lik derecesiyle finale yükseldi ve dünya bu olayı konuşuyor. Sosyal medyanın gündeminde gerçekten bu olay var değerli izleyenler. Olimpiyatlarda Cezayirli boksör Kelif'le ilgili tartışmalar büyüyor. Haksız rekabet oluşturup rakiplerinin itiraz ettiğine dair haberi görüyoruz. Cinsiyet değiştirip kad kadınlar kategorisinde mücadele ettiği iddia edilen İmane Kelif'in Sawyer sendromuna sahip olduğu da öne sürülüyor değerli izleyenler. Yani genetik olarak XY kromozomlarına yani erkek cinsiyet kromozomuna sahip bireylerin dişi cinsel özellikleriyle doğmasına yol açan bir bozukluk olarak açıklanıyor. Sawyer sendromu e, bu konu tartışmalı. Zira Türkiye'de de çok e, olay olmasının nedenlerinden biri yarı finalde Buse Nas Sürmeneli ile eşleşme ihtimali bunu da bir kez daha söyleyelim. Esra Yıldız'ın boks'ta çeyrek finale yükseldiği detayı burada da kendine yer bulmuş.